Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Tanımayanlar için Sümeyra Teymur. Arkadaşlar, bundan 5 yıl önce bir gözlükten beklentimiz çok daha basitti. Ya daha iyi görmemizi sağlamasını veya bizi güneşten korumasını bekliyorduk. Ama artık bir gözlükten çok daha fazla şeyler bekleyebiliyoruz. Mesela telefonuma gelen bildirimi ekranında göstersin. Ya da navigasyonu açtığımda yolu ekranında göstersin. Telefona cevap verebileyim. Veya bir tuşa basayım, video çekeyim, fotoğraf çekeyim. Bütün bunları artık bir gözlükten bekleyebiliyoruz. Çünkü akıllı gözlük teknolojisi hayatımıza bir miktar girdi. Üzerinde çalışmaya devam ediyorlar ve çok yakın zamanda elimizde çok daha akıllı, fonksiyonel bir sürü bir şey yapan gözlük olabilir. Bu teknoloji beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü yani neler yapabileceğini düşündüğüm zaman önü çok açık. Yani hani bu şey gibi düşünün. Mesela 10 sene önce telefonlardan neyi bekliyorduk? Yani basitçe telefon etmesini bekliyorduk. Şu anda bir telefondan beklentimiz çok daha büyük, çok daha farklı şeyler yapabiliyor. Gözlükler de ileriki dönemde bu hale gelebilir. Gözlükler üzerinde dediğim gibi Google'da çalışıyor, Apple'da çalışıyor, Facebook çalışıyor. Bazı modellerinde işte bir miktar gösteriyorlar şunu yapıyoruz diye, bazıları gizlilikle gidiyor falan. Yani o tarafta daha piyasaya böyle çok gelişmiş bir ürün çıkmış değil. Sanırım 4 sene önce Google ismini hatırlamıyorum, bir gözlük piyasaya çıkardı. Hatta biraz da satışını yaptılar. Daha sonra geri çektiler. Geliştirmeyi de durdurduk dediler ama zannediyorum hala geliştirmeye devam ediyorlar iş tarafta. Şu anda bu gözlük teknolojisi henüz böyle piyasaya çıkacak olgunlukta değil. Çünkü çözülmesi gereken bir sürü problem var o tarafta. Sonuçta gözümün önüne bir gözlük takıyorum ve dışarıyı görmem lazım. Yani görüşümü engellememesi lazım. Örneğin araba kullanacağım. Navigasyonu açtım. Hem bana ne bileyim gideceğim rotayı gösterecek ama bir yandan da yolu görmemi engellemeyecek. Dolayısıyla bunu geliştirmeleri çok zor. Yani hem görüşümü engellemeyecek hem de bana net bir görüntü sunacak. Diğer taraftan mesela böyle çok fonksiyonel bir şey düşündüğünüzde bir kere çok ağır oluyor. Yani telefonların ne kadar ağır olduğunu düşünün. Bir telefonu gözünüze takamazsınız, çok ağır. Dolayısıyla oradaki işte içindeki o çipleri, ne bileyim o donanımı, o bütün o fonksiyonelliği sağlayan o cihazları, şeyleri biraz daha küçültüp hafifletmeleri lazım ki gözümüze takabilelim. Diğer bir problem çok ısınması. Yani şöyle düşünün, gözünüzün sürekli teninize değen bir cihaz var. Bir süre sonra çok ısınıp ne bileyim yakabilir. Sonra mesela işte eğer bir patlama olasılığı varsa çok çok riskli. Çünkü direkt olarak kafada, yani bu telefonun patlamasına benzemez. Ve benzeri, yani birçok problem var. Dolayısıyla bu problemler çözülmeden bu teknolojinin hayatımıza girmesini maalesef beklemiyoruz. Ama hayatımıza girdiği zaman birçok şeyi değiştireceğine eminim. Neyse, biz böyle işte akıllı gözlüklerden çok şey beklerken, işte Apple'dan, Google'dan iyi ürünler piyasaya çıkarmalarını beklerken 3 sene önce Snapchat hiç beklemediğimiz bir şekilde bir gözlük çıkardı. Bu Snapchat'in akıllı gözlüğü Spectacles. İlk çıkardığı gözlük bu. Akıllı gözlük evet ama tek bir fonksiyonu var. Yani fonksiyonel bir gözlük değil. Aramalara cevap vermiyor ya da herhangi bir bildirimi ekrana getirmiyor. Sadece 10 saniyelik video çekiyor ya da fotoğraf çekiyor. Ama çok estetik. Ben bunu normal güneş gözlüğü olarak da kullanıyorum. Çünkü görüntüsü de güzel. İşte güneş ışığını geçirmiyor, yani gayet güneş gözlüğü olarak kullanılabilir. Burada bir düğmesi var, buna basıyorum. Buna bastığım zaman 10 saniyelik video çekmeye başlıyor. Bittiği zaman bu çektiği videoyu Snapchat'in aplikasyonuna gönderiyor. Tabii bu çektiğim görüntüyü sadece Snapchat'te kullanmak zorunda değilim. Bunu telefonuma indirip fotoğraf albümünden işte ne bileyim Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta istediğim herhangi bir yerde kullanabilirim. Yani bu benim arşivimdeki bir görüntü oluyor. Bunu ben daha çok mesela seyahat ederken ya da işte araba kullanırken falan kullanıyorum. Çünkü çok kullanışlı. Mesela araba kullanıyorum diyelim, güzel bir yoldan geçerken hemen basıyorum. Bu çekmeye başlıyor. Çünkü bir yandan telefonda bir şey çekerken, video çekerken bir yandan da araba kullanmak çok zor. Ya da seyahat ederken çok güzel oluyor. Çünkü işte mesela farklı bir caddeden geçiyorsunuz. İşte evler çok güzel, şeyler, mimari çok güzel. Çekmek istiyorsunuz ya da doğada gezerken çekmek istiyorsunuz. Çekim kalitesi de
Fena değil. Bu arada dışarıdan sesleri de alıyor. Bununla ilgili hatta bir anım var. Ben Fas'a gitmiştim. Marrakeş'te Medina dedikleri bir bölge var. Çok gerçi sanki Game of Thrones'un şeyinden fırlamış gibi. Setinden fırlamış gibi acayip bir yer. Bir tarafta böyle büyücüler var, işte kitaplarını açmışlar, orada bir şeyler okuyorlar. Bir tarafta yerel dansçılar var, dans ediyor. Ondan sonra bir tarafta böyle yılan oynatıcıları var, onlar böyle şov yapıyorlar falan. Şimdi hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Ama orada turist olarak dolaşınca da çok yapışıyorlar. Yani işte fotoğraf çekelim, şunu yapalım, bunu yap, böyle konuşmaya çalışıyorlar falan. O kadar böyle yapışmalarını da istemiyorum. Neyse taktım gözlüğümü. Böyle işte bu yana dönüyorum çekiyorum, bu yana dönüyorum çekiyorum falan. Böyle bayağı güzel şeyler çektim. Ondan sonra bu yılan oynatıcılardan bir tanesi çekim yaptığımı fark etti. Çünkü düğmeye bastığım zaman burada ışık yanıyor. Böyle benim yanıma kadar geldi, dedi ki sen çekim mi yapıyorsun? Neyse benim ödüm bir kaldı. Hemen ivedilikle ortamdan uzaklaştım. Sonra Snapchat bunu biraz daha geliştirdi ve şu versiyonunu çıkardı. Bu da ikinci nesil Spectacles. Bunun şekli farklı ama yine güzel. Güneş gözlüğü olarak da kullanılabilir. Bunun sorunu ama çok ağır olması. Çünkü bütün bu çerçeve, bütün aksamı metal. Diğer bir farkı da bunda iki tane kamera var. Şimdi diğerinde sadece bir tane kamera vardı. Bu her iki taraftan görüntüyü alıyor. Buraya tıklıyorum mesela. Yine 10 saniye çekiyor ama iki tane görüntü çekiyor. Daha sonra bunları birleştiriyor. Yani tam olarak gözümle nasıl görüyorsam görüntüde de aynı şeyi görüyorum. Bundaki görüntü ve ses kalitesi de bir öncekinden çok daha iyi. Bu gözlükleri kullanmak çok zevkli. Hele zaten bunları kullanmaya başladıktan sonra dedim ki bu akıllı gözlükler bir an önce gelişsin, bir an önce hayatımıza girsin. Tabii bunların hayatımıza girmesiyle beraber bir takım problemler de yine oluşacaktır. Bunlardan en önemlisi gizlilik ve güvenlik problemi. Çünkü şöyle düşünün, hani gözünüze sürekli yani video çekebilen ya da görüntü alabilen bir cihaz var. Bir yere girdiğinizde bir insanları irite edebilir ya da düğmesine bastığınızda veya gizlice çekiyormuşsunuz gibi bir hava yaratabilir ve benzeri. Bu akıllı gözlüklerin neler getireceğini göreceğiz. Deneyen varsa aranızda mutlaka yorumlara yazın. Sizin tecrübelerinizi de çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.